şapkamınca ben. Merhaba dostlar. Merhaba. Ah kanım ağrıyor. Fatma'ların arabayı çaldım yine. Kandırdım yine Fatma'yı. Bir öpücüğe kandırdım. Öyle mi diyorsun? Aa, saçım aşılmış. Şimdi nereye geldik? Volkan Sapmaz. Basınköy'e geldik yengemlere. Mangal yapacağız. Ondan sonra yengem böyle bir güzel bir tatlı yaptı bize. En sevdiğim tatlısı yine. Ondan sonra mantar pişireceğiz. Evet. Güzel bir mangal yapacağız. Ondan sonra dağılacağız. Çay, karpuz. Ondan sonra bir anda dağılacağız. Aynen, bir anda zengin kalkış yapacağız. Benim sınavım vardı. Şey sınavı. Türk mutfağının sınavı. Çok korkuyordum. Biraz da zor bir yemek geldi ama yaptım. Perde pilavı. Perde pilavı sıkıntı. Ve bir saatimiz vardı. Bildiğiniz yemekteyiz oynadık böyle bir saatte. Her şeyden puan kırılıyordu zaten. Ama hoca tadını beğendi bakalım inşallah. Güzel bir notla bu bölümü de kapatacağız. Sınavdan sonra moral olarak tabii ki mangal. Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün benim için çok özel bir gün. Niye özel bir gün? Bugün Anıl'ı kaybettiğimiz günün resmiyete kavuştuğu gün. Anıl'ın bugün nikahı var arkadaşlar. Benden nikah şahidi yazmış kardeşim. Yani nikah şahidi olacağım. Her şeye şahit olacağım. Öyle yani şu an hala gözümden uyku akıyor. Gece uyuyamadım sıcaktan. Sabah da erken kalktım şu an. Erken bir saat. Saat 8.30 falan. Hazırlandım. Birazdan işte Anıl'la beraber gelin hanım almaya gideceğiz. Oradan nikah salonuna gideceğiz. Fatma da oradan bize dahil olacak. Ondan sonra işte ben de bugünü vloglayayım dedim. Doruk'un doğum günü falan var. Oraya davetliyiz. Oraya gideceğiz vesaire derken siz de benimle birlikte bir gün geçirin istedim. Anıl'ı bekliyorum. Birazdan çıkacağız. Şahitlik yapacağım. Çok heyecanlıyım. Daha önce hiç şahit olmamıştım. Ne yapacağım, ne edeceğim hiç bilmiyorum. Evet mi desem, hayır mı desem ona da çok kararsızım ama gün içinde karar vereceğim. Öyle daha sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdi hepinizi öpüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Anıl'la buluştum. Nikaha gidiyoruz. Anıl çok heyecanlı. Anam karnım ağrıyor heyecanlı. Nikaha gidiyoruz ve tahmin edin bakalım hava nasıl? Tabii yağmur. Hava yine kapalı. Yani bundan sonra artık yağmur davasına çıkmayacak kimse. Biz Anıl'la bulursak geçiyor zaten. Öyle. O durumuna baktım. Full güneş. Bir de bugün bir tek yağmur. Ciddi misin? Vallahi yağmur. Full güneşli gösteriyor. Yağmurlu bugün. Ya ama bir açıdan iyi kanka, en azından sıcak olmasından iyidir yani, anladın mı? Fotoğraf falan çekeceğiz ya, dış çekim falan. Ya orada bence açar o zamana kadar. Sanmıyorum ama. Böyle giyindik, Anıl'la yine aynı giyinmişiz. O da beyaz gömlek giymiş, ben de beyaz gömlek giydim arkadaşlar. Şimdi çıktık, gelin hanımı alacağız. Hazal'ı alacağız, oradan nikah dairesine gidiyoruz. Hazal aramayı unuttum lan. Ararsın, nikah dairesine gidiyoruz. Nikah dairesine. Oradan nikah dairesine gideceğiz. Fatma da bize oradan dahil olacak. Onun... Fatma gelecek mi? Evet gelecek. Ondan sonra işte fotoğraf çekimine gideceğiz değil mi? Evet. Fotoğraf çekimine gideceğiz. Sonrasında bir şeyler yaparız belki. Belki. Anıl Bey, duygularını alın. Nasıl bir his, nasıl bir hissiyat? Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Evet. Güzel bir duygu ama. Güzel mi? Cidden evet. Mi? Valla çok. Ben bayağı heyecanlıyım, o yüzden anlayamıyorum şu an. Aynen, ben de şey söz günü ne hiçbir şey hissetmiyordum ben de. Tuhaf, çok tuhaftı. Nişanda falan bende de yoktu bir şey de. Şu anda biraz sıkıntıyım. Heyecanlandım bayağı. Normalde heyecanlanmam ben böyle şeyde. Biliyorsun beni. Evet. Biliyorsundur bile. Var kanka. Dayımın arabasını aldım da. Var. Babamlar dayısının arabayı çalmış, babası vermemiş arabayı. Bak babamlarda oğlum araba. Bana ondan ne demiş, neyle gelecekler? Nikahın varsa bana mı var demiş babası. Dayısından almış arabayı. Ne uğursuz adamsın ya. Arkadaşlar vlog kapattığımdan beri bana laf ediyor. Uğursuz ya, şuna bak ya, full trafik yani sabahtan beri. Ne zaman yanıma alsam bir şey geliyor başıma. Allah kahretmesin ya. Geç kalacağız ha nikah. Şaka maka. Ya Anıl gelmiş oradan bana bağırıyor. Hazal Anıl'a bağırıyor telefonla. Çok heyecanlıyım zaten. Bilmiyorum ya nasıl evet diyeceğim. Ben de ilk defa evleniyorum. Ben de bayağı heyecanlı. Heyecanlı. Oğlum bu trafik cidden ne yapacağız? Kanka ya ileride bu açılır, sen rahat ol. Isparta Kule'de açılır. İnşallah açılır. Yolların kurdu var bir yanında. Gerildim ya. Ben de ya. Çok heyecanlandım. Yetişemeyeceğiz cidden trafiğe. Hayır yetişemeyi bırak da sen cuma gününde niye alırsın ki abi nikah tarihi? Oğlum hafta içi diye işte. Cumartesi alsan şu an bomboş. Boş olur. Nasıl yani? Cumartesi pazar sabahları bomboş. Ne sağa sola gidiyor, nasıl boş? Nereye sağa sola gidiyor Allah aşkına? Cumartesi günü burası. Şu an biz 7 kere gitmiştik ya oraya. Allah
Cuma günü, tam bir iş, hafta sonu arası, tahsilat günü. Kanka saat kaç oldu? Ne iş bu saatte ya? 10.30 saat. Oğlum salak mısın? Millet sirkülasyon var, sürekli gidip geliyorlar. Bak kamyonlar da bu saatte çıkıyor. Oğlum ne yapacağız lan cidden bu? Vallahi kanka bilmiyorum. Hoca şey, hocayı diyorum. Şimdi nikah memurunu bekletiriz biraz. Kanka hoca var mı bildiğin ya? Var. İmam nikahından önce gider. Nerede vallahi var mı? Vallahi var. Kim? Bizim Hazreti Ömer Camii'nin hocası. Gelsin ya. Çok güzel bir şey değil. Mantıklı aslında. Hemen bir şıpşak yapıyor. Hızlandırılmış. Heyecanlı. Bir yarısın heyecanlan. Evet. Böyle dürtüne bakmayın. Gelmiş beni şahit yazmış. Ya neyim? Evet. Allah'ım. Sordun mu bana şahit yazarken? Diyorum yok diyor. Diyorum niye beni yazdın? Başka birini bulamadım diyor. Tam bela arkadaşlar. Kurtulamadım bu çocuktan ya. Başka arkadaşım yok çünkü. Ulan, başka ben... arkadaşı da yok. Bak yine beni netliyor kanka haberin olsun. Oğlum beni niye netlemiyor lan? Beni netleyeceksin. Şşş. Evet gelin evet. Hanım da geldi. Çok heyecanlıyım. Neyse. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın. Evet Hazal Hanım, daha demin Anıl Bey'in duygularını aldım, senin de duygularını alayım. Anıl'ın şu an evlendikten sonraki yüzünü görmek isterim. Kafama vuracak mesela. Heyecan var mı? Var. Varmış. İnşallah heyecanla hayır demem. Evet, şey, çocukluğumu çalan kadın. Görmüş olduğunuz kişi. Evet, birazdan nikah başlayacak. Bir zoomlasın. Nikah başlayacak birazdan. Ben de böyle gereksiz bir heyecan var. Daha sonra nikah zamanında Fatma çekmiş olacak. Fatma çekecek yani. Şu an Fatma da geldi dışarıda kendisi. Vlogu birazdan o devam edecek. Daha sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet Fatma geldi. Bundan sonra vlogu Fatma devam edecek. Çünkü ben nikah şahidiyim. Evet nikah şahidi olacak. Hatta çağırıyorlar beyefendi. Ben tutacağım kamerayı falan hep. Ne? Sıkayın da mı? Hanımefendi, adınız, soyadınız? Hazal Demirok. Beyefendi, adınız, soyadınız? Anıl Metin. Şahitlerimizin ad ve soyadlarını alalım. Volkan Safmaz. Kader Demirok. Teşekkür ediyoruz. Hanımefendi, beyefendi, birbirinizle evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Yaptığınız beyanlarınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenize bir engel yoktur. Şimdi bir kere de bizlerin, şahitlerin ve konukların huzurunda sözlü olarak söyleyiniz. Sayın Anıl Metin Bey ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Hazal Demirok Hanım ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz, çiftimizin beyanlarını duydunuz efendim. Şahitlik yapar mısınız? Evet. Evet. Belediye başkanımız Sayın Kemal Çevi'nin bana vermiş olduğu yetki doğrultusunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet şimdi nikahtan çıktık. Ben çok heyecanlıydım. Anıl'dan daha çok heyecanlandım. Elim titriyordu. Evet kardeşim duygularını alayım. Nasıl? Dürüst ol ama yani ciddi anlamda dürüst ol. Bir şey nasıl? Değişmedi şu anda. Hiçbir şey anlayamadım. Bir şey hissetmiyorum vallahi. Valla. Evet ama öyle. Ama daha zamanı var diye değil mi? O yüzden. Yani. Evet zamanı var diye öyle ama. Hazal zaten Anıl'ın ayağını delik deşik etti. 8-9 kere bastı. 8 kere falan bastı galiba evet. Onun acısı kayıt aldı. Aynen. Delik cüzdanını kaybetti Hazal bu arada. Delik cüzdanını mı kaybetti? Evet. Ama bulmuş galiba. Baksana buldum diye hava atıyor. Resim çekim. Nasıl evlendik bak ya. Aynen. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Dış çekime gideceğiz. Orada tekrar devam ettiririm. Evet. Şimdi çıktık gidiyoruz. Yine her zamanki gibi araba Volkan'la. Şu an Bahçeşehir Gölet'e gidiyoruz fotoğraf çekimi için. Arabayı otoparka bırakmıştım ama hani öyle çok bir güneş yok. Hava yine her zamanki gibi kapalı. Bunu şey yaptım. Bu highlighter değil bu arada ter. Çok sıcak ya. Kesinlikle. Yani her zaman. İstanbul'da yaşayan kadar. İşte anılar sandım. Anılar da arkadan geliyor işte. Böyle bir nikah töreni oldu. Şimdi bir fotoğraf çekimi olacak. Bu arada şeyi soracaksınızdır. Anılın sadece nikah oldu. Düğün değil. Düğün Eylül'de inşallah. Evet. Düğün Eylül'de. Bir arkadaşım daha gitti elimden. Kayboldu. Güneş yok yatsa. Evet. Kayboldu. Bir kardeşimi daha kaybettim.
kaybetmedin ya. Sanki çok uzağa gidiyor. Yine aynı mahallede oturuyorlar. Bu arada Anıl'la Volkan mahalleden arkadaş. Çocukluk arkadaşları. Yemek yemeye geldik Fatih'e. Burada yemek yiyeceğiz. Sarı dış şekil. Evet çok açız. Acayip. Fatma 4-5 kere bayıldı. 4-5 kere bayıldı. Ondan sonra dedik ki yemek yiyelim önce. Sabah 9'da Anıl'la buluştuğumuz için sabah kahvaltı yapamadık. O yüzden çok açız. Ondan sonra işte yemek yiyeceğiz. Sonra devam edeceğiz birlikte. Evet. Arkada da görüyorsunuz. Kadrajda yeni evliler. Yeni evliler burada. Yine bak. Aynen. Başlamış. Dükkan açıldı. Hayırlı olsun. Hadi dersin size. İnşallah. Çok acım. En sevdiğim kafede Paris. Bence kaydı burada durduralım yemeğimizi. Evet gidiyor best friendler. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika durun. Bir şey söyleyeceğim. Anıl ilk senden başlayalım damat bey. Bugün bunları nereden aldın kombinini söyle çünkü. Beğenenler olacaktır. Sarar. Hangisi bu? Sarar. Lacoste alttaki. Lacoste. Bu da Sarar. Bu da Sarar. O güzelmiş, o çok güzelmiş. Bu da... Ne? Altın Yıldız. Altın Yıldız, evet. Volkan senin kombine benim geçelim. Benim kombine Beymen. Gel. Ya. Ay, Beymen'desiniz. Aşkım şu, hadi ya. Pazarda kaldı. Pazar. Şu bohçadan çıktı. Bohçadan çıktı. Ayakkabılar. Ayakkabılar da Sarar. Tamam, teşekkürler. Hazal Anıl elden gidiyor Hazal. Hazal basmış gitmiş. El ele mi tutuşuyorsunuz siz ya? Nasıl titredin ama Volkan? Çok üzgünüm ya. Diyorsun. Volkan'ı seni terk etti lan. Karıcım diyor. Neredesin? Seni çok özledim, geri dön. Seni çok seviyor. Hı? Benim vlogumda senin ne işin var? Ne? Benim vlogumda senin ne işin var? Yine geldin yani, yine ama girdin. Ama ben demedim ki benecek ya, sen bana aşık olmuş. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi şeye geldik. Bahçeşehir Gölet'e. Dış hangi çekim yapacağız. Ya şu çocuğu bir alın artık. Bir şey ya. Söyleyeceğim bak, çıkmıyorum. Harry Potter. Bahçeşehir Gölet'e geldik. Burası çok güzel, Fatma hiç gelmemiş. Evet. Bekar'da kapmış şeyi. Evet, çiçeği. Çiçeği kapmış. Kameramanımız arkada. Beni var ya mahvetti bu çocuk. Benim düğünümde de onu mahvedeceğim. Yüzünüz çıkmıyor, gülsen ne olur. Zum 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 zum. Bizim cefakar fotoğrafçımız Gökhan yapma abi. Yapma lan. Fatma'nın sınavı var. Şimdi dış çekim bitti. Fatma okula gidecek. Ben de eve gideceğim. Birazcık dinleneceğim. Çünkü sabah çok erken uyandım. Yarın Doğru'nun doğum günü var. Oraya davetliyiz. Oraya gideceğiz. Orada da devam ettiririm video arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, hepinize günaydın. Yanımda kim var? Önümdeki başıya gidebilir miyim? Evet, klimayı fulledik arkadaşlar şu anda. Çok sıcak çünkü hava, aşırı derecede sıcak. Nereye gidiyoruz? Doğru'ndan gene. Zeynep ablamızın çocuğu, Sedat abinin çocuğu Doru. Artık biliyorlardı yani. Aynen. Benim saçlarım çok şeydi. Doru'nun doğum gününe gidiyoruz arkadaşlar. Paşamızı bir iyi ki doğdun diyeceğiz. İyi ki doğdun diyeceğiz. Ondan sonra güzel bir kutlayacağız. Sonra gezeceğiz, tozacağız. Evet. Saçlarımı tutmaya çalışıyorum. Hala saçlarımı tutmaya çalışıyorum. İğrençtirdim. Görebiliyorum her aynen ne kadar yola baksam. Fatma Nur Hanım. Efendim. Duygularınızı, düşüncelerinizi alayım. Yeğenimiz 1 yaşına giriyor. Aşkım benim ya. Yeğenimiz de buydu. Onu yerim. Onu yerim. Çok özledim onu. Göbek önden gidiyor. Hastalığı da geçmiştir artık zaten geçmiştir, onun. Geçmiştir. Ya hastayken çok üzüldüm ya. Böyle gözleri falan böyle kapanacak göz altları morarmış. Çok şeydi. O afacan çocukta eser yok böyle şey. Çok masumdu. Ağladı, ağlayacak. Öyle, arkadaşlar ben bu arada şu an yola baktım ya size. Yola bakıyorum. Niye yola bakıyorsun? Arkadaşlara niye bakmıyorsun? Niye dikkat almıyorsun insanlara? Aşkım o zaman tamam, kaza yapalım madem öyle. Tamam, neyse başar. Yani 300 metre sonra. Sağdaki çıkış. Bak nasıl biliyorum. Dün şeyi gördün mü Bengü'nün storiesinde? Bengü'deki çok güzel sürüyorsun. Orada adama yol verdim. Adam yarım saat geçmedi. Ben de yani 3 dakika falan. Ha, 3 dakika. Ama sinirlendim yani. Kimse yol vermedi. Ben kıyamadım adama, verdim. Çünkü ben de yayarken bana yol verince ben de çok mutlu oluyorum.
Neyse adam yaylana ağacını geçeceksen geç, geçmeyeceksen ben senin üstüne çıkacağım artık, yeter. Ondan sonra onu da attık. Onu da attık, o kadar komik şeyler yazlar ki gözlerim yaşardı. Evet, Fatma Onur iş görüşmesine gider gibi giymiş arkadaşlar. Dümdüz ben giyindim, siyah short, bir elbise. Dümdüz siyah bir elbise giydim. Ayakkabı, işte Adidas tişört. Fatma Onur Hanım elbise falan giymiş. Dümdüz siyah bir elbise giydim. Buradan sonra yanına, nişana gideceğiz yanına çünkü. Yanına okunmuş pirinç falan almış. Ne alaka? YKS'ye mi giriyorum ben şimdi? İş görüşmesine gidiyor efendim. Dümdüz siyah elbise giydiğim zaman bile şık oluyorsam bu benim yani suçum değildir. Öyle arkadaşlar. Daha sonra tekrar devam ettiririm vlogu. Aynen, Doruk'un orada. Hepinizi öpüyorum. Doruk'la birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne haber abi? İyi, senden ne haber? Yakalandınız galiba. Evet, yakaladık seni. Baby Doruk'un babası. Sedat Bakır. Zaten Fenerbahçe tribünleri tanır herhalde. Kendisi tam bir tribüncü. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Kim varmış burada? Kim varmış? Volkan abi gelmiş. Merhabalar. Merhabalar. Bunu nasıl çekiyorsun? Evet. Ne haber ablacığım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Baby Doruk gel. Aşkım gel. Oy çok çok yakışıklı olmuş. Doruk. Baby. Bizim baby'miz bizim. Şuraya gel. Aşkım. Yok, ne oldu? Neresi bu? Ay Doruk, doğum günü çocuğunun tadına bakın. Peki kombini nasıl giyiyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Aşkım sen hep şaşkın mısın böyle? Ya çok şaşkın. Ben hep böyle şaşkın olacaksın. Mis gibi de kokarmış. Sinirlendi bak, kaşları çattı. Doruk inanmıyorum, çok güzel olmuş burası. Evet, bayıldık. Bak bak pastaya, bak pastaya. Ay çok güzel olmuş. Teşekkürler. Şurada istiyordum ya. Biraz sonra kaldırsana, şimdi onu Holiday'in de şey mi oldun, ortak mı oldun? Evet, hayır, 2 dakikada. Bugün Volkan'ın yeni videosu yayına girecek. Bir tane vlog çekiyordu, bu da ikincisi olacak. Onunla ilgili açıklama yapıyor beyefendi. 2 dakika Doruk'un doğum gününden hemen kaçtık geldik. İşlerimizi halledeceğiz, Zeynep abla sağ olsun. Uğur Bey yardımcı oluyor burada, bize ofisini açtı. Onun bilgisayarında şimdi hemen işimizi halledeceğiz. Oradan tekrar Baby Doruk'un yanına. Ya neden bu kadar konuşmuyorsun, ciddisin? Biraz ben benimle iletişime geç. Metin... şey yaptım, kurguladım da. Sanırsın film yazıyor. Ben yine midesizler olarak. Var ya. Afiyet olsun. Sen ne yemiyorsun? Yedin mi? Ben size yedim o yüzden. Yemedin mi daha? Yemiş. Ha. Ama beklemedim. Geç gelince. Tabii bizim işler biraz uzadı. Diyet miyet yaptı yok ya. Homili gırtlak uçuruyor. Ne bulduysa yedi. Sana tatlı olsun arkadaşlar. Isırı ne yaptın? Yedim. Isırı da yedi arkadaşlar. Birini de şey yaptım, örgütledim, gel tatlı alalım diye. Baby Doruk'a ulaşamıyoruz arkadaşlar. Evet ya. Ne zaman alsam birisi kapıyor. Herkese de gidiyor, öyle bir problem var. Hani seçici olsa tamam. Ama herkese gidiyor, herkes alıyor, hiç kimse bir şey demiyor. Yakalayamıyorum seni. Çok uyuşsuz çok. Güçlü geldi ya. Yalan beni sanma sana.
sen de oynayacaksın. İçinden şey diyor, tahmini ne zaman kaydı kutatırlar acaba? Benim şey damat bohçasına konulan terliklerim nasıl? Şimdi Doruk'un doğum günü partisinden çıktık. Evet. Bir nişan mıydı? Nişan, bir nişan. Akrabamızın evet, bir nişanı akrabamızın var. Nişanı varmış, oraya gideceğiz. Evet. Ondan sonra zaten şu an vlog kamerasının şarjı çok az kaldı arkadaşlar. Bundan sonraki videoda herhalde büyük ihtimalle kapanış yapar. Böylece ikinci vlogumuzu da bitirmiş oluruz. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet dostlar, 2 günlük bir vlog çektim. 2 günlük vlogun sonunda gerçekten şu an ciddi anlamda yorgunum. İnanın mecalim yok, yataktan kalktım dedim vlogun kapanışını yapayım. Bence güzel oldu. 2 gün bayağı eğlendik. Değişik şeyler var. İşte ilk defa nikah şahidi oldum. Doruk'un doğum günü. İşte Fatma ile işte güzel vakitler geçirdik. Farklı durumlar var içeride. Şimdiden izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini okuyor olacağım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.